Uzman Data'dan merhabalar. Ben Emrecan. Bugün sizlerle beraber yine sadece ve sadece hareketli ortalamaları kullansaydınız Bitcoin Tether'de 4 saatlik mumlarda ne kadar kazanç elde edebilirdiniz bunu test edeceğiz. Hareketli ortalamalar neydi? Hemen basitçe özetleyelim. 40'a ve 40 ve 20'yi kullanıyoruz biz. 40 hareketli ortalamayla 20 hareketli ortalamayı. 20 40'ın üstüne giderse alım, 40 20 40'ın altına inerse de satımdı. Çok basit bir şekilde bunu kullanacağız. 20 ne zaman 40 üstüne girerse alım yapacak. Şurada gördüğünüz gibi ne zaman da altına inerse de satış yapacak. Hemen göstergelerden bakınız hatırlatalım bu arada. Ultimate strateji indikatörünü kullanacağız. Açıklama kısmındaki linkten kaydınızı yapabilirsiniz. Saniyeler içerisinde sizin hesabınıza tanımlanacaktır Sonrasında göstergelere giriyorsunuz. Soldan yalnızca davetli erişim gelecek. Buraya tıklayıp Ultimate Strateji uzman data indikatörüne tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda zaten yüklenecektir. Sonrasında ayarlarına giriyoruz. Bakın çok basit. En üstte zaten Moving Average Crosses var. Hareketli ortalama kesişimleri. 40'a 20 zaten seçili. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Buy ve Long Exit'e e tıklıyorsunuz. Tek tuş. Bunları tıkladıktan sonra kapatıyorum. Ardından burada gördüğünüz gibi bir sürü al sat işlemi gerçekleşmiş. Strateji testine tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi %140'lık bir kazanç söz konusu. Ne zamandan beri? Özelliklere girdiğimde 2020 5 Ocak'tan itibaren bu işlemlerin yapıldığını görüyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 3,5 yıl var. 3,5 yılda %140 kazandırmış Bitcoin'de. Ama benim bildiğim kadarıyla Bitcoin çok çok daha fazla kazandırdı. Peki bunu nasıl göreceğiz? Performans üzerine giriyorum. Getiriyi al ve tut değerini görüyorsunuz %252. Yani ben elimde tutsaydım 2020 yılında %252 kazanacaktım. Fakat hareketli ortalamaları için al sat yaparak %140 kazanmışım. Yani o kadar da güzel etki etmemiş. Şimdi tam bu noktada bizim yardımımıza ultimate strateji koşuyor. Bakınız hareketli ortalamaları tek başına kullanarak çok da iyi bir strateji elde edemedim. Demek ki hareketli ortalamaların kesişimi tek başına çok iyi bir çok etkili değilmiş. Şimdi ben şu anda ultimate strateji ile beraber bunu daha da geliştirmeye çalışacağım. Daha da iyi bir strateji elde etmeye çalışacağım. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğim. Birlikte görelim. Fakat bu noktada benimle birlikte aynı şeyleri yapmanız çok önemli. Ama e, ben burada tabii sizlere mantığını anlatacağım. Ve aynı şekilde de belki güzel bir şey elde edeceğim. E, tamamen şu anda spontane gireceğiz açıkçası. Şu anda hareketli ortalamalarda al deyince alıyor, sat deyince satıyor. Yani 20-40'ın üstüne çıkınca alıyor, 20-40'ın altına inince satıyor. Ben buna mesela aynı anda dedim ki MACD long exit olunca satsın. Yani 20 40'ın altına inince satıyordu ya aynı anda Makti de long exitse satsın. Şu anda sadece buna tıklayarak kazancımı net kaz net kazancımı %210'a çıkarttım ve hala daha hedefime ulaşamadım bu arada. Kapatılan işlem düştü fakat problem değil. Şu anlık problem değil çünkü başka bir şey anlatacağım. Kazanç katsayım 2.36'ya çıktı. Bu her zaman 1.5'in üstünde olması gerekiyor. Dikkat edelim 1.5'in üstünde olması gerekiyor. Şu anda fakat markette tek buna tıklayarak. Kazancımı yüzde yaklaşık 90 civarında arttırdım yüzde 220'ye. Şimdi biraz daha rastgele bir şeyler deneyelim. Mesela bir sürü indikatör var burada kullanabileceğim alsal sinyali var ama ben diyelim ki buradan rastgele ne seçebilirim? Mesela Süküz momentum seçelim. Süküz momentum indikatörü çok popüler. Bakın ne işe yaradığını bilmenize gerek yok. Teknik bilgiye hiç gerek yok. Sıfır teknik bilgiyle ben şu anda Süküz momentumda da long exit gelsin diyeceğim mesela. %219'da hatırlarsanız bakalım şimdi kaç gelecek. %232'ye çıktı. Harika. 2.45'e çıktı gaz açgalsayız. Daha da yükseltiyorum. Ben diyorum ki yetmez. Yetmez. Daha da çok, daha da fazla, daha da iyi bir karlı e bir şart gelsin karşıma. Buna bakalım diyorum. Daha karlı, daha iyi bir şart çıksın diyorum. Şu anda ben diyelim ki strateji boosterlarımız var bizim. Biliyorsunuz ki belki bilenleriniz vardır. Berry Shengalfin Candle diye bir şey var. Bir Mum paterni, Japonların çıkardığı bir mum paterni. Berishengafin kendi de basıyorum. Long exit için. Şu anda üç tane farklı long exit koyduk. %471'e çıktı bu arada. %471'e çıktı harika. 7.5 kazanç katsiyesi var ve kapatılan işlem çok az. Şimdi bu e, biraz sıkıntı. 7 7 tane kapatılan işlem çok az. Evet %471'e vurduk. Çok güzel. Ama biz bunu nasıl kullanacağımızı az sonra anlatacağım. 7 tane işlemde %471 yaptık. Maksimuma neredeyse vurduk. Zaten %250 elimizde alışsayarak kazanacaktık. Fakat %471 yaptırmış. Çok iyi. Biz bunu biraz daha arttıracağız. Bakınız bu bizim yeni eklediğimiz bir özellik. Yeni eklediğimiz özellik henüz daha çıkmadı. Fakat 1-2 gün içinde çıkacaktır. Bunu sakın kaçırmayın. Bunu sizde kullanın. Çok etkili olacak. Piramitleme ekleyeceğim. Yani ben fark ettiyseniz şu noktada aldığımda şu noktada satıyorum. Evet, tamam ama ben bu noktada bir daha alabilirim. Bu noktalarda bir daha alabilirim. Bunu yapmaya çalışacağız az sonra. Yani aşağı düştüğünde Bitcoin yine alacak. Bitcoin düştüğünde yine alacak. Bu şekilde arttırmaya çalışacağım. Şu anda %471. Normalde hani ulaşabileceğimiz değer %500'lerdeymiş. Evet %252 kazandırmış. Peki ya ben Bitcoin düştüğünde tekrar alsaydım? Bitcoin her düştüğünde %10 ya da %20 düştüğünde alsaydım nasıl bir sonuç elde ederdim? Şu an sizlerle birlikte çok basit bir strateji kurduk ve şu anda %471 bulduk. İstersek bunu gider başka yerlerde 7 tane kapatma işlem az ya 7.5 çok yüksek bir kazanç katsayısı. Bunu böyle kurarız alarmını kurarız az sonra göstereceğim. Sonra başka bir indi, başka bir paritede başka bir alarm daha kurarız. Bu sayede hepsi bir arada çok ciddi bir işlem katsayısına yükselebilir ama ben burada sizlere çok gizli bir şey göstermek istiyorum. Çok güzel bir şey göstermek istiyorum. Long pyramiding'i Yüzde %10 düştüğünde tekrar Bitcoin alacak, tekrar alım yapacak. Bunu nasıl kuruyorum? Long pyramiding'e tıkladım. Özelliklere girip piramitleme kısmında 2 yapıyorum. Bakınız toplam işlem sayısını 2'ye çıkartacağım. Kazanç nasıl artacak görelim. %1000'e çıktı. Evet harika. %1000'e çıktı kazanç. 13 tane kapatılan işlem. Varsayalım ki biz burada diyelim ki yüzde bine çıkarttık kazancı. Şimdi tabii ben daha fazla ilerletmek istemiyorum. Burada biraz da aslında size, size bırakmak istiyorum bu noktada. Acaba 3 premitleme yapsaydım nasıl olacaktı? Yüzde kaça çıkacaktı e, strateji yani kazanç yüzde kaça çıkacaktı? Bunu siz cevaplayın istiyorum. Yorumlarda bana cevabını yazın. Hatta yapabilirsiniz daha da yüksek bir kazanç bulacak, bulabilecek misiniz? Siz bunu test edin. Siz bunu görün. Şu anda sadece daha aşağıdan alarak hem ortalamamızı düşürmüş olduk hem de daha karlı bir işlem daha yakın bir işlem ortaya çıkartmaya çalışmış olduk. Bakalım son işlem kapattığı zaman ne kadar kar edecek. Toplam %15 falan kaybettirmiş zaten son, iş, son işlem henüz kapanmamış çıkartalım. Bir %1015 paramızı 3 yılda 10'a katlayabiliriz. Ve bu iş buraya nereden geldik? Ultimate stratejinin bu işte güzelliğinden geldik. Şu anda bir sürü alsat işlemi oluştu. Hemen buradan ben istersen bunları uzman datanın otomatik trading botuna bağlayabilirim. Alarmlara tıklıyorum ve buradan Ultimate stratejiye girdiğimde sizlere verdiğimiz mesaj elitisini buraya yapıştırıyorsunuz. Tamamen hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ondan sonra kendisi otomatik al sat yapacak bunları çünkü takip etmeniz mümkün değil bakınız buradan alacak %10 düşünce onu takip edeceksiniz alacak falan mümkün değil bunu otomatik trading butona bağlayın otomatik al sat yapsın kendisi kendiniz kurun çünkü 13, 13 trade çok sık gerçekleşmez biraz gerçekten zaman alır o yüzden bunu kuracaksınız arka planda kendisi çalışacak hiçbir şekilde çalıştığında da zaten karınızı alıp geri çekileceksiniz çünkü 9.5 kat sayı demek kaybederken 1 kazanırken 9.5 kazanıyorsunuz yani gerçekten de 10'a kal katlıyorsunuz paranızı 11'e katlıyorsunuz. Ve şu anda gördüğünüz gibi maksimum ulaşabileceğiniz noktaları biz ulaştırdık. Ultimate strateji sayesinde ulaşmış oldunuz. Bu şekilde örnek vermiş oldum. Olabildiğince elimden geldiğince siz daha iyisini yapabildiyseniz daha iyisini ulaşabilirsiniz ki muhtemelen ulaşabilirsiniz. Çünkü son ucu bucağı yok. Ve bizlere yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Tekrar hatırlatırım. Ultimate strateji indikatörü ve Uzman Data Trading botunu ücretsiz denemek için açıklama kısmındaki linkten inceleyebilirsiniz. Umarım bu video sizlere sağlıklı, faydalı olmuştur. Ve aklınıza takılan başka bir şey varsa yine yorumlarda bizlere yazmayı unutmayın. Eğer kanalımızı takip edebilirsiniz hem TradingView'da hem de YouTube'da ve videoyu beğenirseniz bizlere çok sağlıklı, çok faydalı ve çok destek, çok iyi destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Başarılı trade'ler.